Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Oturumu açabilmek için meclis yoklaması yapalım. Evet. Akif Kemal Akay, Fatih Mehmet Koca İspir, Soner Çetin, Kadir Aydar, Bilal Ulula, Kazım Özgen, Kazım Karaköse, Saadettin Aslan, Necip Topuz, Mustafa Çay, Ahmet Sel, Türkeş Filik, Remzi Ergi, Mustafa Akkedik, Mustafa Şahin, Gökçe, Abdullah Avcı, Abdullah Kaçar, Ahmet Akpınar, Ali Yaşar, Arif Yüceli, Askeri Dağlı, Atilla Göktaş, Bahadır Ceyhanlı, Cafer Boyraz, Cemal İlçi, Cihan Şener, Durmuş Taşpınar, Elif Uzun, Erdal Hatipoğlu, Firdevs Cingözel, Furkan Bozkurt, Güngör Geçir, Hatice Yılmaz, Haluk Sığınç, Hasan Dönmez, Hasan Karoğlu, Hüseyin Güngör, İhsan Topçu, İlker Ünük, İsmet Yüksel, Kemal Çelik, Kemal Şahin, Leyla Karakaş, Lütfi Ceyhan, Mehmet Ali Erzin, Mehmet Dayanıklı, Mehmet Sertaş Durak, Mehmet Yapıcı, Metin Boğan, Muhammed Bayram, Murat Duman, Murtaza Kılçık, Mustafa Bayar, Mustafa Demirtaş, Mustafa Ekici, Mustafa Fidan, Vursavuş, Nusret Saçlı, Ozan Gülaştı, Rafet Avan, Recai Mercimek, Recepci, Ruhi Gül, Sedat Gül, Serdar Seyhan, Sevil Can, Süleyman Göçer, Şinasi Tutaç, Tahsin Şahin, Vedat Cengiz, Vedat Gündoğan, Vedat Özler, Volkan Bayrakçı, Yasemin Şule, Özürkü, Yusuf Arısoy, Yusuf Feroğlu, Yusuf Sırkın, Zafer Koç. Evet, çoğunluğumuz vardır. Oturumu açıyorum. Mazeret dilekçemiz var mı? Bir önceki meclis tutanakları meclis üyelerimize dağıtılmıştır. Maddi hata itirazı var mı? Maddi hata itirazı yoksa bir önceki meclis tutanakları oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündem dışı konuşmak isteyen? Yok. Peki. Evet. Gündeme geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu su indirimiyle ilgili ASKİ'nin su indirimiyle ilgili herhalde son madde, 7. madde mi bu? ASKİ açtığımız zaman. Peki, tamam. Buyurun. Nerede kalmıştık maddelerde? 51. Evet. Tamam, 51. madde. Tamam. Sayın Başkan, gündemin 51. maddesinde kalmıştık geçen oturumdan. Evet, buyurun. 51. madde ile ilgili komisyon raporunun bağlayıcı bölümünün okunması. 51. madde isim değişikliğine ait komisyon raporu. İsim değişikliğine ait teklifin idareden geldiği şekliyle kabulüne 5216 sayılı yasa ihlali gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verilmiştir. Eğer isim değişikliği olacak yerleri bilmek istiyorsanız okuyabilirim. Ama uzun bir şey. Okuyalım. Zaten az madde görüşeceğiz. Sadece isimler ilçelerden geldiği şekliyle. Sadece ilçe ve şeyleri okuyorum mahalle. Yumurtalık ilçesinde Şehit Jandarma Mustafa Güney Bulvarı. Çukurova ilçesinde Şehit Polis Şahit 60 bir sokağa ismine verilmesi. Şehit Polis Şahit 60'ın ismine verilmesi. Yine Yumurtalık ilçesinden Herekli isminin bir sokağa verilmesi. Mavi Bulvar üzerinde, Çukurova Mavi Bulvar üzerindeki bir parka Şehit Serhat Sığınak Parkı'nın isminin verilmesi. Yine aynı şekilde Çukurova ilçesinde Şehit Jandarma Sefa İzbudak isminin bir mahalleye verilmesi. Çukurova ilçesinde yine bir caddeye Tapantepe isminin verilmesi. Kozan ilçesinde bir mahalleye Çolak Hacı Ağa köprüye Çolak Hacı Ağa Köprüsü'nün ismini verilmesi. Yine aynı şekilde Yürekli mahallesine Dağcı
Köprüsü'nün isminin verilmesi, Sarıçam ilçesinde, Çukurova'da bir parka Şehit Tolga Özdünç Parkı'nın isminin verilmesi, Şehit Jandarma Assubay Erdoğan Ekmen'in bir sokağa Seyhan ilçesinde verilmesi, Şehit Polis Şahin İkiz Parkı isminin yine Çukurova ilçesinde bir parka isminin verilmesi, Tufan Kozan ilçesi Tufanbeyli Mahallesi'nde Şehit Polis İbrahim Yüce'nin yine sokağa isminin verilmesi, yine bir şehidimizin Şehit Jandarma Mustafa Güney'in Yumurtalık'ta bir bulvara isminin verilmesi, Çukurova ilçesinde Huzur Evleri Mahallesi'nde bulunan bulvara Şehit Polis Şahit 60 sokağın bir isminin verilmesi, yine Yumurtalık ilçesinde bir sokağa Herekli Sokak isminin verilmesi, Mavi Bulvar'ı söylemiştik, Şehit Sernak Sağlanan Parka isminin verilmesi, Kozan'da Çolak Hacı Ağa Köprüsü, aynısı pardon, Sarıçam ilçesinde bir de Ahmet Zembilci Bulvar'ın isminin verilmesi var. Sarıçam ilçesinde yine Badras isminin bir bulvara verilmesi var. Sarıçam ilçesinde yine Mevlana Bulvar'ı veriliyor bir bulvara. Bu kadar. Atladığımda bir şey yok herhalde. Karataş'ta tekrardan bir bakayım. Atladığım olabilir. Dikkatlice bakmaya başlıyorum ama. Karataş'ı göremedim. Evet. Evet, yoksa öbür. Ve eksik varsa komisyon devam ediyor zaten. Komisyondan geldi. Bir gün sonra tekrar getiririz ya. Yani. Şu anda komisyon raporu öyle. Evet. Komisyon raporunun kabulü. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 52. madde. Başkanım kusura bakmayın. Karataş ilçesinde varmış. Arkadaşların şeyi kalmasın. Tamam, gözden komisyon, kaçmış. He. Tamam. Komisyonda oldu var. Orası var. Evet. Horzum değil mi? Onu okumuştum zannedersem. Kozan ilçesi Hacı Ağa Köprüsü var, pardon. Bir bakarız, komisyonlar devam ediyor, yine koyarız cihaz. Gündemin 52. maddesinin kısaltarak anca bu kadar. Evet. Komisyon raporunun bağlayıcı bölümü. Önümüzdeki hafta. Çarşamba günü çarşamba günü belediye toplantısı, belediye başkanı toplantısı var İzmir'de. Çarşamba, hani ben siz yemek istiyorsanız hay buyurun yani. Ha, özellikle ben yok. Özellikle seçmiştir diyor, sen yoksun diye. Ya benim yiyeceğim 3 kaşığa. Tamam. Evet. Gündemin 52. maddesini okuyorum. Seyhan İlçe Belediyesi tarafından sunulan Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi 11823, 11824, 11825 nolu adalara yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğini askı süreci içerisinde Adana Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü'nün 9.01.2019 tarih E.926 sayılı itirazın özel mülkiyet alanı olması nedeniyle reddine 5.216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin arzına oy birliğiyle karar verilmiştir. Komisyon raporunun kabulü. Evet, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum, kabul edenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 53. Sayın Başkan, gündemin bundan sonraki maddelerinin bir sonraki oturumda görüşülmesini öneririz. Peki, gündemi yarın saat 14'te açmak üzere birleşimi kapatıyorum ve odalarınıza sunuyorum, kabul edenler. Kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Peki şimdi oturumu yeniden. ASKİ'nin
ASKİ'nin oturumunu çoğunluğumuz vardır. Açıyorum. ASKİ'nin bu gündem nerede ASKİ'nin? Evet, ASKİ'nin 10. maddesini 1. madde olarak gündeme almasını ortak olarak, evet, hepimizin düşüncesi herhalde. Aynı şey benim söyledim değil mi? Evet, ASKİ Genel Kurulu'nda 13.5 tarihinde gündeme. Söylerden okuyayım başkanım. Geçen dönem evet. ASKİ Genel Kurulu'ndan komisyonda kalıp gündeme gelmeyen bir maddemiz vardı. Suya %30 indirim yapılması. Evet. O suya %30 indirim komisyon kararının ASKİ'de kaldı. Onun 1. madde olarak görüşülüp bugün 1. madde olarak oylanmasını taklit ediyoruz. %30 indirim kararı. Evet. Biz de 10. maddeyi 1. maddeye alalım. Evet. Bir önceki evet. Tutanak özetini önce bir oylayalım Sayın Başkanım. ASKİ'nin. Evet. Aynısı işte. Birleştireceğiz, yapacağız. Evet değerli arkadaşlar, 10. maddenin 1. madde olarak görüşülmesini önerin, gündeme almasını. Oyladık yine grup tanıya. Bir önceki evet ASKİ'nin bir önceki meclis tarafları oylarınıza sunuyorum, evet. Maddi hata itirazı yoksa evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet değerli arkadaşlar, hem teklifi hem 10. maddeyi 1. madde olarak görüşmek üzere oylarınıza sunuyorum, kabul edenler. Evet, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 1. maddesinden itibaren görüşmeye başlıyorsunuz. Evet, buyurun. Tabii. Sayın Başkanım, değerli divan, Sayın Meclis üyesi arkadaşlarım, değerli bürokratlar, sevgili Adanalılar. Sayın Başkanım, şimdi komisyonda sanırım bu komisyon maddesi ve %30 su indiriminin yapılması konusunu gündemde konuşacağımız için komisyon raporunda bir düzeltme ile birlikte devam edelim. Bir de ek bir teklifle arzu ederseniz bütün meclisin komisyon raporunda oylanırken bir önerimiz daha olsun istiyoruz. Tabi burada bir önceki 2019 mali yılı ücret tarifesinin 1. maddesi, 2. maddesi, 3. maddesinde yer alan ücretlerin 01.06.2019 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere birim fiyat üzerinde %30 indirim yapılması ve 2019 yılı sonuna kadar zam yapılmaması teklifi komisyonca kabul edilmişti hatırlarsanız. Bu tabi 01.06.2019 tarihi geride kaldığı için bugün tarihi itibariyle bunu doğru düzeltilerek oylanması. Tadilen, evet doğru. Tadilen. Bir de arzu ederseniz sizin de uygun göreceğinizi ve Yüce Meclis'in de uygun göreceği bir teklifi de ek yaparsak bu da hem Adana'nın misafirperverliğini, sıcakkanlılığını, cömertliğini gösterir diye düşünüyorum. Sayın Başkanım, Adana'da binlerce öğrencimiz var. Özellikle bu şehre gelip ailesiyle yaşamayan öğrencilerin de bu indirimden daha fazla yararlanması açısından ailesiyle yaşamayan bunu da buraya dahil edelim mi ücret tarifesine? Yeni bir ücret tarifesinde değerlendirelim, daha uygun olur. Aslında aynı gündemde. Çünkü bir yıl zaten bunu konuşmayacağız. Yani 2020 yılının ücret tarifesini önümüzdeki komisyonlarda görüşeceğiz. Bence o süreçte değerlendirilmesi daha doğru olur. Ben şimdi bir teklif edeyim. Siz
Sayın Başkanım, şu haliyle arzu ederseniz. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gelir getirici bir işte çalışmıyorsa, mezun olması veya başka bir sebeple okulu bırakması durumunda aboneliği kapatması şartıyla öğrenci evinden yararlanacak abonenin her yıl öğrenci belgesini ASKİ'ye ibraz etmesiyle, ailesiyle birlikte yaşamıyor şartını Adana'da yaşayan, Adana'ya okul için gelmiş ve yalnız kalan öğrencilerimizin su tarifesinden %50'ye varan bir indirimden yararlanmasını da uygun görürseniz, çünkü onlar öğrenci neticede, yalnız kalıyorlar. Ailesiyle kalmıyorsa, belli şartları haiz olduktan sonra sevgili öğrencilere de bu jesti Adana'mızın Yüce Meclisi karar alırsa, uygun olursa doğru olur kanaatindeyim. Teşekkür ediyorum, saygıyla sunuyorum. Evet. Sayın Başkan, ilgili komisyon raporundaki indirimin bugünkü tarih itibariyle geçerli olacak şekilde tadilen düzenlenmesi teklifine aynen katılıyoruz. Ancak öğrencilerle ilgili değerlendirmelerine de niyet olarak aynı şekilde katılıyoruz. Ancak bunun 2020 yılı, önümüzdeki hafta görüşeceğimiz tarife üzerinden değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Ve teklifin bu şekilde oylanmasını öneriyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar zaten hani Yüce Meclis'e de Adana halkın teşekkür edecektir hepimize. Yani son zamanlarda su isale hatlarının taşınması, pompalar, elektrikler, yakılan yakıtlar, yani bütün giderler %50 artarken bizim indirim yapmış olmamız Adana vatandaşını düşünüyor olmamızın anlamına gelir ama bugünkü ekonomik şartlar içerisinde burayı çok daha fazla sıkıntıya sokmamak lazım diye düşünüyorum. Zaten ciddi bir indirim yapılıyor. Ama tabii yine görüşürsünüz. Onun getirisi nedir, götürüsü nedir? Ayrıca eğer meclis müsaade ederse biz 2020'den itibaren öğrencilere başka türlü yardım yapmak niyetindeyiz. Belki İAŞ'a yardım gibi, başka yardım gibi burada dışarıdan gelmiş, oturmuş, ailesiyle birlikte olmayan öğrencilere destek amacıyla bir düşüncemiz var. Onu nasıl da paylaşır? Birlikte bu tabakata varırsak onu da yaparız. Gayet tabii. Şimdi şöyle, yani dikkat ederseniz bir sürü il hem suya hem ulaşıma hem ekmeğe zam yapıyor. Ama tabii maliyetler arttığı için bu, hani hangi parti belediyesi olursa olsun fark etmez. Biz onların aksine indirim yapıyoruz. Yani bu önemli bir şey. Önemli bir şey. Tabii ki, tabii ki. Ama bu belediyenin ekonomik şartlarını bizim halkımız çok yakından biliyorlar. Biz de toparlandıkça tabii ki bu toparlanmanın semeresini halka yansıtacağız. Yani evet. Evet. Teklifin komisyon raporunun bugünkü tarih itibariyle geçerli olacak şekliyle ve bugünkü tarih. Bugün nasıl olacak bu iş? Yani hayır, geçmişte kabul tarihinden itibaren. Yani komisyon raporunda geçmiş tarih var. Evet. O tarihten itibaren değil, bugün onaylandığı tarihten itibaren. Yani indirim bugünden başlıyor. Ne oluyor, ben anlamıyorum. Şimdi komisyon raporunu kabul edersek bir aralık tabii. Bir aralık. Tabii. Tamam. Orada tamam. O geçmiş tamam. Tarih itibariyle kabul tamam, etmiş. Bir aralık itibariyle. Evet, peki. Ve o peki. Tarih düzenlenerek bir aralık itibariyle oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Ya 36-2020'ye zam kadar zam yapılmayacak. Nasıl olacak yani? Zaten zam yapmayız. Zam birlikte karar almayacak mıyız? Onu söylemeye gerek yok yani. Suya şu anda biliyorsunuz enflasyon oranında hemen belli bir zam geliyor. Evet. Yani bunun durumu sabit fiyat. Yani Mayıs ayındaki ASKİ genel kuruluna kadar. Ya niye sabit fiyat olsun? Yani enflasyon geriye mi gidiyor yani şimdi? Diyorsun ya yani şimdi. Efendim? Olur mu? Enflasyon oranında artış. Zaten %0.5, %1 olacak. Komisyon kararı dışında ayrı bir şey. Tabii onu komisyon ayrı bir şey. Evet, bir aralıktan %30. Evet. 2019 yılının da 2020 yılı olarak düzeltti.
1 Aralık'tan itibaren geçer olmak üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Evet. Evet, ASKİ 2. maddesini oynayalım. Orası ayrıca tabii ayrıca görüşeceksiniz. Ücret tarifesi içinde görüşeceğiz zaten. Ayrıca görüşeceksiniz. Ücret tarifesinde görüşülecek onlar. 2020-2024 stratejik plan teklifinin plan bütçe ve kanunlar komisyonlarına havalesini teklif. Evet. Evet, maddeyi geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy verdiğiniz için. Arkadaşlar, Adana halkına hayırlı olsun. Gündemin 3. maddesinde 2020 yılı performans programı teklifinin plan bütçe ve kanunlar komisyonlarına havalesi. Evet, maddeye geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Gündemin 4. maddesindeki ücret tarifesinin plan bütçe ve kanunlar komisyonlarına havalesi. Evet, maddeye geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Sayın Başkan, gündemin bundan sonraki maddelerinin bir sonraki oturumda görüşülmesini teklif. Evet. 14.30 yarın. 19 Kasım 2019 Salı 14.30'da birleşimi yeniden açmak üzere oturumu kapatıyorum ve oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler bile kabul edilmiştir.